Herkese merhaba. Hayat oyunu uzun aradan sonra tekrar çekiyoruz. Bu sezonki ilk konuğumuz da Uğur Karakulukçu. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk. Hayat beni medya sektörüne sürükledi. Aslında hani çok daha isteyeceğim, çok daha memnun olduğum bir iş hayatım oldu diyebilirim. Ben makine mühendisiyim abi. Evet. Ve hani babamlar bana deli gözüyle falan bakıyordu. Kurumlar, televizyonlar, gazeteler vesaire sana o parayı sen kazandırıyorsun gözüyle bakmıyor biraz yaratıcı işler yapabilen, biraz konuşabilen insanların denemesinde fayda var bence her zaman. Yani futbolla alakalı herhangi bir şey yapmak beni çok iş yapıyor gibi hissettirmiyor. Abi A Spor kurulmadan 4 ay önce ben çok iyi bir teklif aldım abi. Euro bazında teklif aldım. Ben sarı kartçıyım ya. Hatta böyle şey gibi, Eyyamcı hakem gibi. 20 dakikada olursa. Yukarıdı mesela. Yukarı transferden yani şüpheyle yaklaşıyordum. Hayallerim dünyadan daha büyük <laughs> ama... Herkese merhaba. Hayat oyunu uzun aradan sonra tekrar çekiyoruz. Bu sezonki ilk konuğumuz da Uğur Karakulukçu Uğur hoş geldi. Hoş bulduk. Nasıl? Valli ee, <laughs> çok beğendim kanalı. Çok güzel bir yer. Ama, ama 39 derece. <laughs> o yüzden şu terlik, kusura bakmayın. Biraz. <laughs> Benim için zor yani. Yani bu programı bak ki nasıl zaman ne zaman yayınlarıcak? Ne şartlardı? Baya yani. zor daha klima takılmadı falan. Ama Uğur sağ olsun kırmadı. Bir buçuk saattir de sohbetteyiz. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> ee, şey. Türkiye'nin en fenomen spor yorumcusu Uğur kadar bir Bu Gerçek ya. abi artık. Yani burada mütevaziliğe de gerekiyor. yok. Tabii yani birkaç kişi daha var ama e, en azından kendi yaş kategorinde bence bir numarasın diyebilirim. Çok teşekkür ederim eyvallah. Yani, yani çok kişi zaten konuşuyor mesleki anlamda e, senle. Ben biraz daha böyle tık tık e, soru cevap gitmeyi istiyorum ey, fazla ey, da eski ya zaten her hikaye yolu var. Her yol her yola gelirim. Hiç <laughs> Hikayeni az çok zaten seni takip eden herkes biliyor kariyer gelişimini, yenilsen de, yensen de programını. Ama bizim sorularımız da biraz zaten e, tarihe de ışık tutacak cinsten olacak. O yüzden konsept sorularımız var onlarla başlamak istiyorum hayatta ya da hayattan yediğin en basit gol neydi Uğur en basit gol ya bu şöyle biraz ya gol yedim ama e, rakip bu sefer savunmaya geçti ben gol attım biraz benim önümü açan bir şey oldu e, ben üniversite sınavında ben aslında ilk 5000'e girdim Hı. şeyde sayısalda ve benim istediğim bölüm böyle 12.000'den falan alıyordu. 12.500'den falan alıyordu. Matematik mühendisliği istiyordu. Çünkü hani bilgisayar mühendisliğinin puanları ilk işte 7000 binde falan bitiyordu. Ben de bilgisayar iş yapmak istiyordum aslında. Benim kariyer hedefim oydu lisede. Ek puanlar geldi. Ek puanlarda ben biraz lisede biraz haylazdım. Yani şeyim kafam çalışır ama okulda pek ilgilenmiyordum. O ek puanlarla ben 13.000'e düştüm. Ve benim bölümüm 12.900'den kapattı istediğim böyle. Altı. Sonra makine mühendisi oldum bir anda. Yani çok da düşünmüyordum, yani. çok da ilgim miydi? yoktu. Yıldız Teknik Makine Mühendisliğini kazandım. Davut Paşa. Ee, o zaman Davut. Yıldızdaydı. Yıldız'daydı. Davut Paşa'da birinci sınıf dersleri Hı. vardı, diğerleri hep Yıldız'daydı. Ya istemediğim bir bölüm oldu. Ben de biraz e, saldım açıkçası, hep gidiyordum üniversiteye, takılıyordum, ediyordum ama e, nasıl olsa şey diye düşünüyordum yani yaparız bir şekilde bilgisayar işi şey yaparım falan diyordum. Hayat beni Medya sektörüne sürükledi ve aslında hani çok daha isteyeceğim, çok daha memnun olduğum bir iş hayatım oldu diyebilirim. hani ya Küçükken bunları şey yani kuruyor muydun peki lisedeyken, de Benim dersin? dergim, ben der, şeylerim var. Ben tek başıma, tek çocuktum zaten. Hı hı. Okuma yazmayı da ya çok küçük yaşta öğrenmiştim. Şey yapıyordum hep işte atıyorum mavi flüt falan, kırmızı top falan, böyle dergiler falan yapıyordum. Spor sayfası yapıyordum. İşte şeylerin, duyduğum takımların ad, adını yazıp böyle işte topla, oyuncu kartlarını oynatıp maç yapıyordum. Skorlarını yazıyordum. Kendi kendine turnuva falan yapıyordum. Şimdi şey yapıyorum. FIFA içeriği çekiyorum. Dergicilik de yaptım. Gazetede de yazdım. Gazete haberi de yaptım. Dış haberler muhabirliği de diyebiliriz. Dış işte atıyorum Avrupa Şampiyonası olduğunu gittim. Kura çekimlerine gittim. Aslında çocukken ne yaptıysam medyada da yaptım yani. Ben senin ismini ilk nerede duydum biliyor musun Nur? O zaman ben de akşamda işte sen de muhtemelen gireceksin konuya. Hani e... Asgari ücret konusu ve o zaman işte evet. aylık 800 liraya falan çalışıyorum. Güneş Gazetesi'ndeyim akşam grubunda. forfortu da bizim gruptaydı. Hı hı. E, o zaman işte forfortu okurken yani künyeye bakma alışkanlığım da hep var. Senin ismini orada görüyordum. Katkıda bulunanlar da vardı sanırım. Hı hı. Yani düzenli çalışmadın orada ama Yok. galiba e, yazı, kat yazı atıyordum. Ee, pek de bir şey almıyorum zaten Hı. Türkiye'de yazı yazarak çok bir şey kazanmak <laughs> çok mümkün değil istisnalar Hı. haricinde yani eskilerin köşe yazarları hariç kimse pek kazanmaz ama şey yapıyordum yani çok durmadık ben dediğin muhtemelen 2009 civarı falandır benim sanıyorum da biraz daha 2012, sonra. 2012 falan hmm. Ya işte yeni bak. Ben abi. 2009, ben aslında 2008'de blog tutmaya başladım. 2009'da Hı. televizyona çıktı Ama ben ilk asgari ücretimi Şubat 2014'te kazandım. Abi Ondan o inanılmaz önce... aslında 2014. Ya sen o zaman zaten hafife patlamıştın abi 2014. Hani hep şey diyorlar ya. Ya çıkıyor, konuşuyor para kazanıyor. Hı. Ya öyle olmuyor yani aslında. Ben 5 yıl hani blog saymıyorum. Blog bir keyif işiydi. Hı. 2009'da iş yapmaya başladım. Şeyim var ya. 3 işte çalışıyorum. 3 işe gidiyorum. 2 düzenli televizyon programım var. 0 lira alıyorum. Sigorta. Babamdan harçlık alıyorum ne sigortası ya. ne Sigortası. <laughs> Babamdan harçlık alıyorum. Biraz Başbakanlık kredisi alıyorum 140 lira. İşte dergi yapıyoruz. Dergi yönetiyorum. Diyorum ki ben hani dergi toplantısında çayımı, yemeğimi nasıl ödeyeceğim falan bunları hani hesaplıyorum hı -hı. falan. Öyle çalışıyordum. 2014 Şubat'ta ilk asgari ücretimi kazandım. Sabahta, ondan önce telif. Aynen sabahta hı. kazandım telif abi telif zaten yani gaz ya yani sektöre giren herkes herhalde bizim jenerasyon sen benden 4 yaş daha büyüksün ama hani 85 95 arası diyeyim belki 95'liler çok kalmadı yazılı basın tarafına zaten de herhalde bizim 91 92 jenerasyonudur son herhalde zaten 3 4 sene abi bedava hemen hemen çalışmışlar tabii canım, zaten. tabii tabii yani öyleydi yani onu bilsinler o yüzden evet. diyorum yani şey de değil hani ben kendi özelimle demiyorum Öyle hani güllerin bahçediliği bir sektör falan değil. kesinlikle değil alakası yok. Ya tabii ki şimdi hayatım daha rahat idame ettiriyorum yani bir şekilde biraz medyanın dönüşümü de dijitalin evet. hani biraz daha önem kazanması hani dijitalde eskiden yani televizyonlarda da hep şey vardır. Hani eski abiler, işte daha deneyimli gazeteciler vesaire hepsinin önündedir yani. İstediğin evet, kadar çık konuş etki uyandır öyle olmuyor. Ve ya yani ben çok 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 uzun süre ben yani belli bir asgari ücret seviyesini zaten 5 yılda buldum, Onun üstüne de herhalde bir 5 yıl, 5 yıl sonra falan <laughs> yani. hani bir 10 yıl falan ya gerçekten şöyle ya, maddi imkanları çok dar bir şekilde yaşadım ve ben makine mühendisiyim abi evet. ben. ve hani babamlar bana de deli gözüyle falan bakıyordu. Oğlum ne yapıyorsun falan, hasta mısın? Niye tabii, böyle bir şey yapıyorsun? bir firmaya girsen herhalde o, o dönem yani, yazılı basından aldığın paranın 10 katını falan kazanırdım. Tabii aslında. ki 14 yıl oldu medyada Herhalde ilk 10 yılında ben zarar yazdım sürekli. 30'a geldikten sonra hemen hemen para kazanmaya başladım Tabi herhalde. Tabii, tabii tabii. Öyle oldu. O yüzden e, golü ben üniversite sınavından yedim. Yani iyi bir şey yapmama rağmen. Ama sonra da önümü açtı. Yani çok sevdiğim bir şey olsaydı, biraz daha sevdiğim bir şey olsa belki e, risk etmek istemeyebilirdim. E, çok da şey yapmak istemedim. Yani makinede de hani çok iyi arkadaşlar edindim vesaire ama fizik benlik değil. Ben matematik insanıyım daha çok. E, o tarz bir şey yapmak istedim. Olmadık. Kısmet olmadı. Biraz daha önümü açıldı blog yazınca. Serhat abinin programında da çok e, soruldu. Hatta Serhat abi gelen her konuya galiba soruyor. Bu hani sizin özellikle işte hani Vole Sokrates öne çıktı abi. Bu bir gerçek işte, şimdi spor dijital önemli atımlar yapıyor. Ee, yüksek meblalar e, dönüyor. Bir bunu sence neden bu kadar? Ben tabii ki yani aydana Hı -hı. kadar kazanıyorsun diye sormayacağım. Bu da şey gibi günde ne kadar ya. kazanıyorsun <laughs> muhabbeti gibi de değil de ee, neden bu kadar çok? E, bu konuşulmaya başlandı. bence şundan kaynaklı bir 15 yıllık dönem medyada o kadar az çalışan kazanıyordu ki herhalde sizin aldığınız paralar belki Evet çok... abi ya şöyle kurumlar televizyonlar işte gazeteler vesaire sana o parayı sen kazandırıyorsun gözüyle bakmıyor. Evet. Ee, o parayı kendi kazanıyor ve seni çalıştırıyor. Hı hı. O öyle bakış açısı öyle çok katı. Hatta şöyle bir anımı anlatayım. Hani çok da sakınca yok zaten söylememde. Markayı söylemem sadece. Aspor'da çalışırken bir marka, bir banka işte Edward Toril satın almış. Hı hı. onda da işte şey diye düşünmüş kanal. Hani herhalde Erman Toroğlu ile yaparlar falan. Öyle bir şey belirlemişler. Segment belirlemişler. Adamlar demiş ki biz Uğur'la yapmak istiyoruz. Ama benim program alakasız yani. Şaşırmış yani niye Uğur'la yapmak istiyorsunuz vesaire. Demiş ki biz yapmak istiyoruz bunu ayarlayın vesaire. Bana geldi ve ben, benden bedava banka yapma Hı hı. Banka reklamı yapma gibi bir böyle konuşacağım iki dakika, bilmem ne tanışacağım, ne olduğunu hı. hatırlamıyorum <laughs> tam olarak. Şimdi şey oldu, orada bile yani bir marka gelip özellikle birini istemesine rağmen e diyor ki ben niye bunu bedava, yapayım niye yapacağım hı. ben bunu? A öyle isteniyor falan. Ben hani artık öyle bir şey oldu ki o kadar saçma bir şey oldu ki banka ekstra bir yani burada çok komik paralar yani minimal bir para sosyal medyadan hani bir Instagram'a fotoğraf atmam için verdi. Ben yine reklam bedava yaptım yani ben. Banka reklamını ulusal bir televizyonda yapıp para almadım yani. Ya bu böyle çünkü kurum her zaman o paranın kendine geldiğini düşünür. Ve bu hani Aspor adı vermeye yanlış anlaşılmaz. Her yer böyle. Evet, evet, Her kanal, her televizyon böyledir. Ama dijitalde şöyle bir şey var. Dijitalde sen aslında o ekrana ortaksın. Ve izlenmelerin direkt karşılığı var. Böyle hani rating sistemi satışması. Gazetenin kaç satıldığında senin payının ne olduğunu kimse bilemez. Evet. Ya da televizyonda izlenirken Belki anlar reytingin biraz daha yüksek olmasın ama yine sana mal etmez benim programım izleniyor der yani. Ama dijitalde hiçbir yöneticinin bunu söyleme hakkı yok. Patronun söyleme hakkı yok. Çünkü somut bir şekilde karşılığı var bunu. Ve diyor ki ben çalışmazsam ben etki ben unsuz etkileneceğim. Bunun daha farkında biraz dijitalde Tabii ki televizyonlara göre, gazetelere göre bir maliyet farkı hmm. da var. Bir kamera bir tripoda. <laughs> ee, tabii ki bu kadar basit değil ama ne olursa olsun <laughs> evet, tabii. televizyonların için uydu masrafı o su, bu su gazetenin basımı, kağıtlar bilmem kaç lira oldu falan böyle dertler Sürekli yok? dert var yani. Oldu. Ee, doğal olarak da biraz daha paylaşımcılar ee, ama bu da işte senin oraya ne kattığınla alakalı oluyor. Hı -hı. Sanıldık yani çok dedikodusu döndüğü kadar da büyük paralar yok onu söyleyeyim. Hatta... Yani yaşadığımız ülkenin farkında olarak söyleyeyim. Şey olarak aslında para artıyor gibi gözüküyor ama azal, azalıyor. Dolar bazında maaşının aslında geçen sene kazandığından belki daha az kazanacağım bu sene. Ee, öyle. Yok daha öyle yani. Öyle öyle, öyle. Dolar ee, bazına veya euro bazına vurduğunda hemen hemen hani yük, yani belki zamlı yapmışındır yeni sözleşmeyi ama e, ben bu, daha zam devreye giren kadar eridim ama bu çok evet. yani ülkenin şartlarından doğal. Ee, o yüzden şey gibi diyorum, gözlerinde çok büyütüp böyle inanılmaz sansasyonel paralar da dönmüyor yani. O biraz işte kendin ekstra neler yapabiliyorsun, kendin neler yapabiliyorsun, işte sos biraz şeyden de bağımsız, spor medyasından bağımsız, biraz influencer olarak bir şeyler yapabiliyor musun? Biraz bunlarla alakalı hani gelirin artışı ya da azal, azalışı ama yoksa bir kurumdan zengin olan görmedim şu ana kadar. Peki herkes merak ediyor. Özellikle bizim jenerasyondan büyükler biz bu işi yaptığımız için hep şu soruyu soruyorlar. Youtube'dan ne kadar kazanıyorsunuz? Şunu soracağım. Sence sadece YouTube geliriyle senin açıklaman için soruyorum bunu. bir insan aylık döngüsünü sağlayabilir mi? Belli ölçüde izlenirse evet. sağlayabilir evet. bence. Yani ben yani evimin içerisini döndürebiliyorum Hı -hı. şu aşağı, beş yukarı. Kendi kanalımdan. Kendi kanalımdan. Hı -hı. Ee, yani mutfak masrafım mu, 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 bunu Hı -hı. çıkarıyorum yani evet. şeydir. Yani en azından belli bir büyük çok yüksek standart olmasa da belli bir Hı -hı. hayat döndürülebilecek kadar oluyor. Ee, yani bence şey zaten. Ya bu saatten sonra bir teklif beklemek, bir şey yapmak çok mantıklı değil. Biraz daha, e, biraz yaratıcı işler yapabilen, biraz konuşabilen insanları denemesinde fayda var bence her zaman. İkinci sorumuza geçelim. Şu ana kadar seni en çok zorlayan rakip kim ya da ne oldu? Güzel bir soru. Ya bürokrasi diyeceğim ya. Ben hep e, televizyonda da gazetede de o bürokrasiyle biraz mücadele etmek zorunda kaldım. Yerarşiyle mücadele etmek zorunda kaldım. Hani göz görüyor yani benim ben daha başarılı olmama daha çok katkı vermeme rağmen biraz şeydir. Gelenekselcilik mi diyelim? Yani orada? iş yaptığın için bir önemi yok. Yani herkes belli bir standartta. Hı -hı. Daha fazla iş yapman sana daha fazla bunun yansıması anlamına gelmiyor. İlla maddi anlamda da demiyorum burada. Hı, -hı. Manevi anlamda da gelmiyor. Hani biraz hatta şey vardır ya, fazla göze batma, fazla iş yapma görevin olur diye. Evet. Biraz öyledir yani. İşi, ben biraz, benim hayatım biraz böyle geçti. Ben iş yaptım ve görevim oldu. Ben hı hı. gazeteyle dört buçukta çıkmak üzere anlaştım. Hani gel sayfa haberlerini yaz, git diye anlaşmıştım. En son işte sabah 10'da gelip yaz işleri toplantısına giriyordum. 12'de spor sayfasının toplantısına giriyordum. Bütün gün sayfa yapıyordum. Akşam maç nöbetine kalıyordum, maçı yapıyordum yazarlardan işte, atıyorum Rıdvan Dilmen'den, Metin Tekin'den, Ahmet Çakar'dan falan yazılarını alıyordum. Genelde yazıp göndermek hı hı. biraz daha gazeteci kökenli insanlar ya, tabii canım, yapar. O, telefondan alıyordum. Telefondan alıyordum, yazıyordum. yazıyordum hız, e. Hızlı yazabiliyorum diye bana kalmıştı o biraz. Hızlı da yazarım bu arada yani o konuda iyiyim. Ee, birisi yazılısı da, almak olsun <laughs> iyiyimdir. Gazetede ya, biliyorsun. Kolay değil de Gazete bir de de sayfa de... yetiştiriyorsun bu arada. 20-30'da falan göndermen lazım maç bittikten sonra. Bir yandan maç Kesin. yazısı, bir yandan telefonla... E, yazardan yazı alıyorsun. Sayfanın bir de tasarımı var o sırada çok kaotik bir kaotik ortam yani. oluyor. Kaotik ya böyle bir yoğun çalışma evet. bir tek gazetelerde olur. Evet doğru. abi. O yüzden editörlük falan çok zor iş. Ya bu mesleğin en zor işi abi. Gazete editörlüğü ben 5,5 evet. yıl falan yaptım böyle bir. Ben de o vardı. Gelmişti. staj tarzı, staj demeyeyim de. Bir ame yardımı falan da evet. bir 6 ay falan gitmiştim. Bir 6 yıl falan gazetecik bizzat Şeyim var, deneyim var, maç sonu deneyimim var. Bir bilirsen, bunu da senin için anlatıyorum yoksa dışarıdan anlaşılacak bir şey evet. değil. Hani hızlıca ve önemli bir yazıyı hatasız almak Tabii canım, çok büyük, büyük. çok çok kolay bir şey değil. O yüzden yapabiliyorum diye bana kalmıştı o da. Maç sonu oluyor, dönbete kalıyorum. Şehir ee, baskısına kalıyorsun falan. Aynen maç geçti. Mesela Şampiyonlar Ligi ise 21-45 ya da şey atıyorum maç 8'de, onda gazetede kaos var, 10.5 gibi falan kaos azalıyor. Basıyorum televizyona gidiyorum 12'de yayınım var 12'de giriyorum 2'ye kadar konuşuyorum evime gidip yatıyorum sabah yine tekrar ona yazışır toplantısına geliyordum yani biraz hakikaten hayatta da hem doğru ama yani yani iş yapma başına kalır. Fazlasını yaparsan görevin olur. Fazlasını yapın, göreviniz de olsun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ne iş yapıyorsanız yapın. Şey anlamda demiyorum gazete, televizyon olsun neydi. Bir noktada onların size geri dönüşü oluyor. Bu birik, ya bir birikim yapmadan, oluyor, bir oluyor. deneyim oluyor. Yap elde etmeden içerik üretmek de aynı kalitede olmuyor. Abi şu an mesela kafanda bir metin yasa veya şu an işte flot hazırlıyorsun veya işte yorum yapmaya çıkıyorsun o gazetedeki pratik zekan mutlaka işine yarıyor yani kazandığın oradaki pratiklik. Ya tabii ki abi. Yani onun deneyiminde olmak her zaman artı. Ama şey. Yani çalışmaktan çok yüksünmedim. Hı hı. Hatta keyif aldım yani. Futbolla alakalı herhangi bir şey yapmak beni çok iş yapıyor gibi hissettirmiyor. Ya günlük hayatıma biraz daha tembel bir insan açıkçası. Kendimi hani şurada su var mesela susamışım. Ama mesela 45 dakika sonra falan alırım onu. <laughs> öyle bir şeyim var. Ama gider yaparım yani. Daha fazla çalışacaksa çalışırım. Hafif bir işkoliklik de denir mi? Denebilir. İşkoliklik anlamında değil ama yüksünmüyorum hiçbir zaman. Ee, öyle çalışınca e, daha biraz daha, yani insanlar da şey değil. Ee, bir şekilde görünüyor bu. Hissediliyor evet. da ee, O yüzden hani bugün biraz daha ek, ekranında daha kuvvetliysem o enerjim evet. yüksünmemek. işte atıyorum volede yapıyorum 2 saat yayın. Eve geliyorum 1-2 saat daha yapıyorum. her yani kendime bıraksam onu bir iş yani keyif aldığım bir şey değil de iş olarak görsem hayatta yapmam yani mesela yapamazdım. iş zaten iş, 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 iş olarak gördüğün an zaten olay bitiyor. Yani sen sen İnsanlar başarıdan da biraz uzaklaşıyorsun o anlamda. İnsanlar da onu istediği hissediyor, evet. hissediyor diye düşünüyorum. Yani nerede ya yaparsam yapayım, nerede konuşursam konuşayım her zaman keyif alıp keyfi o keyfi yansıtmaya çalışıyorum. Ee, hani ya bu nereden çıktı? Bir tane daha fazla yayın falan diye düşünmüyorum. Ee, İnsanlara da geçiyorsa ne mutlu bana. Urf kendi kaleme hiç gol attın mı? Kendi kaleme gol attım, attım. Var mı? Attım şöyle. Var mı? Ya e, şey ismi vermeyeceğim çünkü çok da spekülasyon olmasın. Bir <laughs> bir kulüp, bir kulübün bir e, departmanı için bana bir teklif geldi ve yaşım da küçük. 22 yaşında falanım. Yani gel Urf çalışalım, görüşelim, bekliyorum seni falan dedi bir yönetici tarzı biri. Ben de sevindim. Bunu arkadaşlarımla paylaştım. Ondan sonra ben de hani beraber nedense bilmiyorum şey yorumladım falan. Sonra arkadaşlarımla beraber gideriz diye düşünken o arkadaşlarım bunu duyup o işe girdiler ve ben gir şey oldum. O iş dolmuş oldu ve ben giremedim. Böyle bir gol atmıştım. Ha, dediğim gibi bu da biraz üniversite tarzı bir gol. O an o golü yedim ama 4 tane de attım yani. Peki hiç offside'da kaldım mı? Benzer bir soru aslında da bu. Offside'da kaldım mı? Kaldım. Ben bunu anlatmayacağım. Tamam. <laughs> Yani bu ben yayın, yayın çıkışı belki zorlar seni. Kaldım. Peki Uğur, bu biraz da yine futbol terimleriyle gidiyoruz. O biraz konsept bu zaten. Hayatta hiç penaltı kazandığını veya boş kaleye e, imkanı kendine sağlandığını düşünüyor musun? Ee, penaltı kazandım ama şöyle kazanmayı da hak ettim. Neden? Doğru ya, penaltı. Doğru penaltı. <laughs> yani şöyle penaltı olarak iki tane anımı söyleyebilirim. Penaltı kazanmak birisi blog yazarken benim NTV Spor'dan davet almam hiç unutmuyorum Özgür Buzbaşı aramıştı. Dilim tutulmuştu. Dilim tutulmuştu yani böyle şey yapamadım. Doğru düzgün cevap veremedim. Hazırım falan dedim. <laughs> Hazırım dedim adama işte NTV Spor'a çağıracaklar. Ali abi de burada arkada. <laughs> Hatırlar. Ee, Şubat 2009. Şubat 2009'da benim işte telefon çalıyor. Özgür Buzbaşmış. Açtım işte ben Özgür Buzbaş. Fuat Bey, Fuat abi sizi bekliyor falan dedi. Ben de yani zidim devam tutuldu. Hazırım falan dedim. Sonra gittik işte Fuat abiyle görüşmeye. Fuat abi odasını aldı bizi. 3-4 kişi vardı orada. Dedi ki bu medya çürümüş dedi. Siz geleceğin yorumcular olacaksınız. Şöyle olacak, böyle olacak. Ee, bizi bir gazladı. Fuat abi benim kariyerimi bitirdi orada. Ben Fuat abinin odasına mühendislik adayı girdim. Ben mühendisliği bırakarak çıktım yani. Fuat abi beni öyle gazladı. ikna atıldı. Yani e, aynen öyle. Bir buçuk yılda çıktım yeni sen yani Nisan ayında başladık. Bağış abiye de, Banu da beraber çalıştık. Onlara da teşekkür <laughs> ederim. Fuat abi e, o anlamda bana ilk penaltıyı çalan <laughs> ve atmamı sağlayan insan oldu. E, bir de şöyle bir şey oldu. Benim aslında kariyerimin sıçraması aslında ulusal bir kanalın en izlenen kuş o anda düzenli çıkmamdı. Yani bu aslında A Spor'daki son sayfaya tekabül eder. Evet. Çok kişi de oradan hatırlar. yani yani yeni sen neyen sonuçta haftada bir iki bir programdı. Ek bir programdı yani ben orada NTV Spor'un kadrolu yorumcusu değildi. Değil, evet. Ama bir fırsat yani NTV Spor en büyük fırsatı verdi ve orada ben o 5 yıllık asgari ücretsiz <laughs> maceraya NTV Spor'un sayesinde atıldım. O dur. İkinci penaltıda A Spor'un kuruluşunda benim çağrılmamdır ama burada da şöyle bir şey oldu. Abi A Spor kurulmadan 4 ay önce ben çok iyi bir teklif aldım abi. Euro bazında teklif aldım. Hadi. Ya. Euro ile bizim basından biri teklif Basın yaptı. değil ama şey, sporla alakalı bir şirket benim e, Türkiye'de bir Türkiye şubesi kuracaklarına Bunun benim kurmamı istediler. Ya yani iyi de bir teklifti ve aslında sevdiğim de bir alandı. E, ama işe yeni girmiştim yani. 2 ay olmuştu gazeteye ve Dünya Kupası vardı bir ve Dünya Kupasının çok yakın bir dönemde ben ee, Şubat 2014'te girdim. Nisan, Mayıs civarı teklif aldım. Ama Haziran'da dünya kupası var. Ve benim kazanmam daha yüksek bir ücretti. İşte özel sağlık sigortası bu su falan vardı. Biraz hani düz baksam ben bir çalışanım ve daha bu daha iyi şartlar desem bırakıp giderim. Ama işte teklif yapan yönetici aradı ya Uğur işte bir gün iki gün süre istemişim ben ondan. Uğur ne karar verdin dedi. Ben de dedim ki abi bir Ayıp olur. Dünya kupası var, çok yakın. Beni bunun için aldılar işe ve ben çalışmam lazım. İki, yani dedim ki yarın öbür gün bir spor kanalı kurulur kurumda. Ee, yani ben bunu beklemek istiyorum. Ee, daha sonra tekrar görüşelim dedim. Ben ikinci defa da teklif aldım ama o dönemde kanal kurulmuştu. Yani ben, A-Spor bana penaltıyı çaldı ama hı hı. ben de hocama hocam ben çıkmayayım, sakat hı. sakat oynarım da dedim. 10 dakika sonra, yani 4 ay sonra o e, penaltı çalındı. Yani en büyük penaltı Hı -hı. budur. İkisine gol attığımı düşünüyorum. Kesinlikle abi. Ama pe penaltı sonuçta. Evet. Abi 36'ya girdim. Mi? 35 misin hala? Ben 31 aralıklıyım aslında. Ben biraz Hı -hı. çakma 80 dedim. 88 sayılır. Yani 35 Hı -hı. buçuk olduk. Yani 36 oluyorum artık. yolun yarısı e, tamam. bitti abi. O yol, tamam gibi. Yaş 35 yolun evet. yarısı denebilir. Evet. İlk yarı iyi oynadığını düşünüyor musun? Ben çok iyi oynadığımı düşünüyorum. İyi oynadım. Hı -hı. İyi oynadım. Çünkü ya hakikaten... Risk de aldım yani hayat daha e, güvenli bir hayatta yaşayabilirdim. Ee, risk daha aldım. Daha konforlu bir alan. Ve yani konfor alanından kom... çıkmayabilirdin. Aynen öyle ve yani sonuçta ailem de bana karışmadı hiç ama onaylamadılar da yani. Yani sonuçta <laughs> ortada bir garip bir çabam var. Çok çalışıyorum, sürekli gidip geliyorum. E bunun şimdi bir maddi karşılığı yok yani. Onlar da haklı kendi açısından en son şey falan diyorlardı yani. Ya tam hani anladık ben sonucunda bari hani bitir son seneni ask, askerlerden çıkar falan. Ondan sonra ben biraz daha bekledim bedelli çıktı, ondan sonra salladılar Sen 2014 bedellisinde galiba yaptın, 87 aynen. değil mi? Aynen hani çünkü çok da çaba sarf etmiştim artık Hı -hı. belli bir yere gelip televizyona çıkıyorum. O da benim için bir fırsat oldu. O da aslında bir aslında penaltı diyorsak bir Hı. de o bedelli de üçüncü penaltı olabilir. Tabii o dönem aslında senin sıçrama dönemin çünkü bazı insanlar çabuk affeder. Bazısı hiç affetmez bir karşıdan hata gördüğünde. Sen bu anlamda sarı kartçı mısın, kırmızı kartçı mısın? Ben sarı kartçıyım ya. Hatta böyle şey gibi, eyyamcı hakem gibi. 20 dakikada olursa böyle bir konuşurum. <laughs> İngiliz hakemler gibi bak böyle böyle falan. Sonra sarı kart yani sonra kırmızı kart. Kırmızı kart gösterdiğin var mı? Var, var, var. Kırmızı kartlık insanlar tabii ki var yani. Ama kolay çıkarmam. Hak edene çıkarırım. Yani hak edeni demeyeyim de çok hak edeni çıkarırım. Peki şu ana kadarki en iyi teknik direktörün kimdi? En iyi teknik direktörüm e, bir gece editörüydü abi. Hakan Eren. abi bir şey, akşam, akşamda da, akşamda çalı, da çalıştı. Tanıyorum. Çok yetenekli bir adam. Hakan abi diyorsun. inanılmaz zeki bir adamdır. Çok yeteneklidir. Beni de aslında işte dış haberler boşalınca yani referans <laughs> oldu. Aslında şöyle ilginç bir şey var. Ben televizyona çıkıyordum ve çıkmıştım vardı. Ama gazetenin müdürü beni tanımıyordu. Televizyonu görmemişti. Ya ben tanıdığım için hı. girmedim gazeteye. İşte ya çok yetenekli bir hı hı. editör var. Bunu al abi falan demiş. Hakan Eren o dönemde. O da onun referansıyla gittim, tanıştım, ettim vesaire o şekilde girdim Kim ben. Kimdi o zaman müdür abi? Murat Özbostan'dı. Yani Emrah Murat... Kayaloğlu'ndan sonra. Sonra, sonra girdim. Hakan abinin hakkını ödeyemem yani o en iyi teknik. Ve bir gün Metrobüs'te gidiyoruz daha bundan 3-4 sene, 3-4 sene önce herhalde, 3 sene önce. O 2010 gibi. Metrobüste gidiyorum işte tam şey deniyorum yani az önce anlattım ya. Abi diyorum yani iki televizyona çıkıyorum bir yerde yazıyorum. Para almıyorum falan ne yapacağım abi ben falan diyorum yani hani. Bu nasıl böyle şey mi olur vesaire. Ya işte sen kendine yatırım yapıyorsun gibi düşün. Ya yani daha çok kazanacaksın merak etme demişti. Ben hep Seni orada da bir aslında, mentorum gibi evet, aslında. Sinirlenmeni de hayata karşı sinirlenmeni de engelleyen bir durum aslında. Aynen öyle. O 5 yıllık dönemi kendime yatırım olarak görmemde. Hakan abi çok payı var. Çok da hem çok zekidir hem çok yeteneklidir. Çok kimse tanımaz dışarıda ama çok, bu da çok iyi bir Galatasaray'dır. İnanılmaz hakimdir Galatasaray'a. Fikirlerini de önemserim. Bir Fenerbahçeli ee, soracağım sizin gazete içinde. Ya, Yasemin ablayla nasıl <laughs> Yo iyi canım ben ben hep ben yani editörlere çok yardımcı <laughs> ol. Ben aslında dış haberci. Benim görevim normalde şey yapmak yani haberimi yazıp beklemek yani. Ama ben e, sayfa okurdum, Yasemin evet. abla da şey yapardı hep. Sayfasını getirip Hı. verirdi. O da aslında bir güven evet, meselesi. Evet tabii canım. Uğur okuyorsa tahsiye yoktur. Aynen. Tahsiyeci oldum Aynen. yani. <laughs> onu, da onu da yaptık. Onu da yaptık. O işte yaptık. <laughs> Ama şeydir. O, e, her zaman yani yardımcı olmaya çalıştım. Onlar da beni Hı -hı. sevdi sağ olsun. Ve o şekilde bir 5 beş, beş, buçuk yıl geçirdim gazetede. Uğur ilk yarı çok iyi oynadığımı söyledin. Hayatı bir hakem olarak düşünürsek e, Adil yönetti mi ilk yarıyı? <laughs> Adil yönetti mi? Yönetti ya. Yani hatalarım varsa da ya da eksiklerim varsa da benden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu hayata da yani hakeme, ben futbolda da hakeme çok bağlamayı sevmem. Ee, biliyorsun beni evet. zaten. Hakeme bağlamayı çok hoşlanmıyorum. Ben kendi hayatım için de öyle. Böyle hakeme isyan edince bir şey değişmiyor. Sen yani... maçın kalanını değiştirmen lazım. Her zaman maçın kalanını değiştirmeye oynarım. Aslında her budur. zaman ben top oynarken de öyle mesela. Hı hı. Kötü gidiyorsa bir iş e, ya da bir şeyler hatalıysa düzeltmeye çalışırım, pozitif konuşmaya çalışırım, toparlamaya çalışırım. Biraz böyle yani hayata da böyle Ya bakıyorum. bu soru da sıradaki soru da aslında verdin sanki biraz içinde cevabı. Zorda kaldım, topu taça mı atarsın yoksa zoru deneyip o an problemi çözmek mi istersin? Her zaman problemi çözmek. Ben hayatım ben çözüm odaklı bir insanım. Her zaman her koşulda. Yani halının altına olurum? süpürme yok sende pek anladım. Yok. Beni halının altına süpürmek deyince ya yani halının altına da süpürdüm olmuştur ama o genelde şeydir. Hani sorunu büyütmek açısından değil de onu çözüm görüyorsam çözüm görüyorsam halının altına da süpürürüm ama genelde hep çözmeye çalışırım. İşimde de hayatımda da her alanda bir arkadaşım mesela sıkışmıştır kafaca. de ben biraz danışman gibiyim de yani. Spor medyasında çok arkadaşım var öyle. Ee, sıkışınca arayıp bana, bana bak bana böyle böyle bir şey var. Ben bunu ne yapayım? deyip danışanla da çok oluyor. Biraz kafam çalışır o konuları, şey yaparım. Son dakika bir frikik oldu. Kime kullandırırsın? Kime kullandırırım? Bu ama futbolcu olayda hayatında. Yani bir problemle karşı karşıyasın. Güzel. O problemi çözmesi için kime danış? Aslında insanlar... şimdi bir örnek verdin Aslında ya, ben frikikçi olan benim. Evet. Bu konuda. <laughs> ya kendim kullanırım galiba ya. Biraz... Yani böyle kimse bir sanki. Birini dinleme konusu... Yani tabii ki dinler, Din, saygı gösterir. Ben herkese dinlerim. dinlerim ben. Dinlemeyi severim ama dinleyip kendi kararımı veririm ben yine. Hani yani. fikrin değişir mi peki? Değişebilir. Mantıklı bir şey söylerse. Mantıklı söylenen her şey benim fikrimi değiştirebilir. Ve bu kötü bir şey değildir. Yani bazen şey de oluyor mesela sen 3 yıl önce adam böyle diyordun. Mesela örnek anlatayım. Ayhan Akman mesela ben ilk geldiği dönemde çok kitlenmiştim mesela. Hani hep Tudor dönemi. Yok yok hocalık değil futbolcu. Ha, yani futbolcu 2001, 2002. Hani şey gibi düşünmüyordum hani çok katkı veren bir oyuncu gibi düşünmüyordum. Sonra izledikçe ikna aldım yani. Hı hı. Bazen öyledir yani ya da mesela kariyer boyunca çok kızdığım oyuncuların aslında o kadar da kötü olmadığını düşündüm daha sonra oldu. Bir transfere şüpheli yak... ikardi mesela. Ikard transferine yani şüpheli yaklaşıyordum. İlk çıktığı zaman özellikle Haziran Temmuz aylarında. Ya yani adamın sosyal hayatı problemli, çok ciddi bir o dönem maliyet olacağını da düşünüyorum. Santiford'un önce çözülmesi gereken çok problem olduğunu düşünüyorum. E bir de biraz gevşek bir adam yani. Son yıllarını biraz öyle geçirmiş. Çok kafası da karışık bir adam. Ya yani riske değmeyebileceğini düşünüyordum. Adam geldi burada Metin Oktay gibi takıldı şimdi. Oynadıktan sonra fikir değiştirmek kolay zaten. Ama hmm. biraz ben zaten işte Torreira geldikten sonra falan biraz fikrimi değiştirmiştim. Ama beni ikna eden Icardi'nin aidiyeti oldu yani. Şimdi bunu öngörmek kolay değil. Ben fikrimden dolayı da mesela hiç pişmanlık duymadım. Galatasaray için doğrusu neyse o onu düşündüm. şöyle söyleyeyim. Bence Kasım ayına kadar herkes Beşiktaş maçına kadar bence kimse ikna değildi hala ikardi konusunda. Evet abi ama ya sonuçta bazen de olana göre fikrini toparlamak bunun şeydi, gol attı toparlandı demiyorum. Adam hakikaten her an sahada kalmak istediğini, sahacı profesyonelle hiçbir problem olmadığını ve de ekstradan Galatasaray'ı sevdiğini gösterdi. Şimdi ben niye fikrim değişmesin evet, tabii ki? Canım. Falcao mesela baştan mesafeliydim. Ben Vedat Muriç'i çok daha fazla istiyordum. Bilen, hatırlayanlar Hı. olacaktır. Ama Vedat Muriç olmadıktan sonra ve hani Falcao da son yıllarda biraz daha sakatlanmıştı. Olabileceğini düşündü Ben yükseldim Ağustos ayında mesela artık alınması gerekiyor diye ama sahaya çıktı iki maç izledim ve ben şey dedim yani benim son düşüncem hatalı yani ben hatta ilk eleştiren Galatasaraylı yorumcuların belki de ilki falan da olabilirim ben çok linçlendim Falcao yüzünden ee, aradan bir buçuk yıl geçti övmek için linçleyenler bir buçuk yıl sonra çıkarıp hı hı. Ağustos ayında övdüğüm videodan bir daha dedi beni yani, <laughs> yani inanılmaz evet. bir olay yani ama futbol medesinde böyle ama bunu şeyi iyi algılamak lazım. Şey anlamda değil, performansı iyi, yani popüleri söylemek o an, tatlı olanı söylemek anlamda demiyorum. Eğer tatlı söylediğin acı olduğunu fark ediyorsan hemen söyleyeceksin. Tam tersi ya da. Bir daha döneyim ben geçen yazar, bir daha Icardi'nin bu performansını görmeden konuşayım. Ben yine şüpheli yaklaşırım, bu doğal yani. Her oyuncuya belli bir, hani gösterene kadar bir şeye sabretmek doğaldır diye düşünüyorum. Yoksa hani ismi gelsin diyenler haklı çıktığında düşünmüyorum ama öyle bir şey değil yani. Her isim de çıkmıyor. O zaman Falcao da Falcao'ya hatta Galatasaray taraftarı Icardi'ye sabrettiğinden 15 kat fazla sabretti. Falcao şampiyonu kaybettirdi Galatasaray'a. Yani Mustafa Muhammed 6 maçta 6 gol evet. attığında Falcao'dan Galatasaray vazgeçebilseydi Galatasaray şampiyondu. Şampiyondu Galatasaray. Evet. 2020. Ee, bazen işte fikirleri değiştiren e, şeyler olabiliyor ya da görebiliyorsun başka şeyleri çünkü sadece öngörüyle de hayat yaşanmıyor. O yüzden fikrin değişmesine hiç karşı değilim. Eskiden beri de böyle oldu fikir değiştirmekte bir problem olduğunu düşünmüyorum. Or, ee, aslında lisede çocukluğunda hayal ettiğin noktadasın. Ya yani bu anlamda. Aslında ben... değilim daha değil daha yani ben... iyi bir noktayım. Böyle bir ben hayal da... <laughs> daha böyle hayalim yoktu yani. Yani bu anlamda şampiyonluk yaşadın kendi hayatında diye yani peki, peki almak istediğin başka kupa var mı? Şampiyonluklar yaşadım evet. NTV Spor bir şampiyonluktu benim için. A Spor'da Daim. iyi bir aynen çok yani de dijital de yoktu yani son aslında son evet televizyondan hani etki uyandıran genç yaşımda isim, isimlerden biri olmuştum o dönem o benim için bir şampiyonluk. bir şampiyonluğu kendi kanalımda dört tane şampiyonluk sayabilirim. İstediğim bir şey var mı? Var. Ben her zaman hani uluslararası bir spor yazarı olmayı çok istedim aslında ülkemiz çok uygun değil. Biraz daha ilgi duyulan bir lig olsaydı hani daha uluslararası televizyonlarda da çıkmak isterdim. Biraz gerçi son dönemde pratik çok da yapmadım yani pandemiden sonra İngilizce içerik fırsatım olmadı ama daha önce İngilizce spor programı yaptım 25 dakika Futbol yorumladığım oldu. Hani biraz Şu üstüne üstüne yapabilirdim. Şampiyonlar Ligi'nde mesela Galatasaray çeyrek final yaptı, yarı final yaptı. O o an belki yabancı medya seninle röportaja gelebilir. Öyle bir durum. Öyle var çok o. yaptım ben. Çok fazla yaptım. Hı. Polonya basınına çıktım, Gana'ya, çıktım. Şili basınına görüş verdim. BBC'nin radyosuna röportaj verdim. Marka'da haberim çıktı. Lekip'te haberim çıktı. Sonra Zehir oldu, onu anlatırım. Lekip'te çıktı yani. Lekip'teki sayfa Görüşüm çıktı benim. Yani yoksa aslında uluslararası olarak işler yaptım ama benim hayalim daha büyüktü. Hayallerim dünyadan daha büyük <laughs> ama Olur. şey olmadı. Yani çünkü Türkiye'nin ilginin pratikte bir karşılığı yok abi. O yüzden de dönem dönem ihtiyaç duyduğunda özel bir şey olduğunda... <laughs> e, e, sürekli şey hale getirmek aslında. Yani ben gibi. uluslararası anlamda hani <laughs> Türk futbol denildiğinde referans alınacak biri olmak istiyorum ama Türk futbolu denmiyor. Böyle bir problem var. O yüzden öyle bir ihtiyaç da yok. Ha, aklımda bir Avrupa Kupası var ama alabilir miyim bilmiyorum. İnşallah alırsın abi. Eyvallah. Senin hayatı bitirdik. Şimdi senin yine görüşlerine ihtiyacımız olacak. Sana niş sorularımız olacak bu konuda. Uğur 2006 şampiyonluğu, 2012 şampiyonluğu. 2006. 2006 tarihi kırılma anıdır bence. Ben de aynı fikirdeyim. %100 yani bence. Ya bu arada 2012'de de şöyle bir durum vardı. Galatasaray yine 4 senedir şampiyon olamıyordu. Ee, ama daha güçlüydü abi. 2006'da ne evet. ne böyle güçsüzlerin sesi gibi bir yükseliş vardı. 2006'da Galatasaray'la Fenerbahçe'nin arasında Fenerbahçe lehine daha büyük makas olan bir sezon yok. Evet. Fenerbahçe çok güçlüydü abi. Fener evet. Fenerbahçe ekonomik anlamda Galatasaray'ın çok önündeydi. Muazzam bir kadrosu vardı. Tarihin iyi kadrolarından biri belki. Evet. Muazzam da bir performans. 81 puan aldı Fenerbahçe. Evet. Yani o, o şampiyonluk bambaşka yani. Zaten Fenerbahçe sahada değil. da görülüyordu yani ben o şeyde işte Ferhat Uğurlu maç falan biraz işte hocanın da hataları olduğunu düşünüyorum gereksin ama Fenerbahçe zaten daha güçlüydü abi yenecekti Galatasaray. Sadece çok farklı şey oldu. Yani o, işte... o maçtan bile anlayabilirsiniz aslında Fenerbahçe'nin nasıl bir durumda olduğunu. Galatasaray'ın o şampiyonluğu çok 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 özel yani son ana kadar bırakmaması Beşiktaş'ın Beşiktaş aldı Galatasaray'ın elinden aslında hani 3 hafta önce. Mucize yani. Mucize, mucize. Bak Beşiktaş da daha iyi takım bile olabilir yani. Hatta o sezon. O sezon yani sezon anlamında demiyorum ama o gün o günden... Beşiktaş hani şöyle Galatasaray ın... Sergen Tümer vardı zaten yine o o, o kadro Sergen yok 2005 2006 var, yok var ya var ya var 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 var. Gol attı Tüme, tü... Tümer Sergen, atıyor zaten. Sergen Tümer Mule Yalçın Mule atıyor. evet evet. Ben hatırlıyorum ama pozisyon evet, hatırlıyorum evet. ben. Tümer Metin 2006, inanılmaz oynamıştı gitti. mesela. İnanılmaz evet. oynamıştı. Gol de atmıştı değil mi? Ee, çok çok iyi oynamıştı ve mesela o gün Beşiktaş daha iyiydi ve Beşiktaş sahasında maç. Yani bu maçın 2-1 bitmesi ve Beşiktaş yani tribün taraftar olarak da %100 anlıyorum bu yani, Rakibinden şampiyonluk elinden almak her zaman güzel klastır, hareket. Tribünün istediği bir şeydir. Tribün de çok agresifti. Geçen sezon bile Beşiktaş aslında çok yani agresif. Aynı şekildeydi aslında. Yine Galatasaray'ın eline şampiyonluk alma bir motivasyonu vardı Beşiktaş tribünün. Doğaldır abi. Büyük Tabii. takım, büyük çok takım tribünü böyledir ben abi. Oynadım, evet. Büyük takım tribünü böyledir. Yani o anlar Hı. değerlidir. Beşiktaş da de çok istiyordu. Hatta futbolcuları Hı ittiler yani hani parçalayacaksınız öyle çıkın diye. Ve o maç Hasan Kabze yani inanılmaz bir şey yaptı. Mesela o onun tarihte işleniyor. Bir daha alacağını düşünmüyorum mesela. Yok. Ve e, o hata Fenerbahçe psikolojik olarak çok yıprattı. Ondan çok etkilendi Fenerbahçe. O hafta o maçtan mı diyorsun? O maç ve o sezonu kaybetmek psikolojik olarak çok etkiledi. 2010'da da Bursa Spor'a verdi şampiyonluk mesela. Hani o stres yine mi olmuyor stresini yaşayan futbolcular olmasa ilk defa öyle bir şey olsa o maç öyle bitmezdi. Alex'in elleri yani. ayakları dolandı ya. Alex ya bu. Aynen öyle yani. Daha taşa vuruyordu. Ne, neler yani. kaçtı ya. O 30 liste. şut atıp atamadılar yani. Buiza falan filan. Hazır Geres demişken Lucescu mu Geres mi? Lucescu ya. Yani Lucescu. Lucescu Galatasaray'ı... Lucescu Galatasaray bak süper kupayı ayırıyorum. Galatasaray'la şampiyonlar ligi oynadı. Çeyrek final oynadı bu adam ve şampiyonlar çeyreklerine kadar değerli, çok daha düşük bütçeli bir takımla son 16'da çeyrekler maçına çıktı kişi. ve offside bir golle Galatasaray'ın şansı gitti. Yani çok Avrupa'da başarı getiren her zaman daha mühimdir benim için. Gerets'i severim. Lucescu'yu Gerets kadar sevmem ama Lucescu kesinlikle daha önde. Eski Sami Amir Rams mı? Sami Amir. Ee, bu kadar kolay cevap veremeyeceğim bir soru soruyorum. Aslında <laughs> yani Ram, Rams Park'ı seviyorum ben. Hı <laughs> hı. Ve Galatasaray'a çok şey kattığını düşünüyorum ve yapılması gerekiyordu. Ama yapılması gerekiyor olması Samiye'nin havasını değiştirmez. Ya ben Sami, ben çocukluğum Samiye'ndeki zaferleri zaferlerle geçti. Ya biz eğer farklı bir jenerasyonsak, mesela benim babam Galatasaraylı, benim babam hala 14 yıl falan anlatıyor işte gitmişler sürekli olmamış yani. Ama ben benim hatırladığım ilk maç Manchester United elediğimiz maç yani. Şampiyonlar Ligi son 8'e ayında Manchester United'ı eleyip her sene çatır çatır gruplarda oynamışsın. O dönemki statü Şimdiki gibi olsa Galatasaray her sene çeyrek final oynardı. Ee, Juventus'ları gidip deplasmanda zorlamışsın, etmişsin. Bir sürü büyük maç var, İki, Avrupa Kupaları Milan var. Milan'ı neredeyse kekin etmişin yani bir dönem. Yani ben bunların hepsini şeyde gördük, Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Yani Avrupa takımlarından daha Avrupa takımıydı Galatasaray ve bunların anısı hep da, o yüzden Samiyan. Yoksa stat olarak ve şey olarak kesinlikle Ramspark. Ali abi de onayladı bu arada. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Emre Özcan mı Erman yaşar mı? <laughs> ya ikisini çok severim ama Emre benim daha yakın arkadaşım. Erman'ı Erman'la aram hep iyi olmuştur her zaman çok pozitif bir adam. Ama benim yakın arkadaşım Emre. Zidane. Benim Zidane. hocam oldu <gülüyor> <gülüyor> bir yersa gibi olur. Kevin de Bruyne müzidan mı? Ee, söyleyeceğim ne içeceğim Kevin de Bruyne. Maradona'nın penenice Maradona diyeceksin? <laughs> Maradona. Burak Yılmaz mı Fatih Tekke mi? Ya şöyle tek sezon alırsam yani kısa dönem prime'ların alırsan Fatih'teki ama kesin Burak Yılmaz yani kıyas bilemez sürekli olarak Burak Yılmaz. Burak Yılmaz bence e, yani ya saha dışındaki imajı biz de biz çok duygusal insanlar. Saha dışındaki imajın saha içine hı hı. katıp bir şey söylüyoruz ama saha içinde Burak Yılmaz bir fenomen yani. Burak ben bir sporcu olsam gider Burak Yılmaz'a örnek alırım. Ben Burak'a sorarım yani abi nasıl yaptın nasıl ben ne yapayım? Beşiktaşlı gençlerin ve mutlaka kulak vermesi lazım. Ben bu kadar bakış açısını değiştirip belli bir yaştan sonra yani gerçekten çok o kadar profesyonel bir futbolcu oldu. Gitti 36 yaşında Paris'ten şampiyonluk alan takımın lideri oldu. Onun bir sakatlık dönemi var. İnsanlar onu unutuyor. 7-8 hafta sakatlanıyor ve 2 ay kaçırdığı için aslında gol sayısı. Evet. Yoksa bayağı 26-27 tane falan atıp Paris'ten şampiyonluk o alan adam olacaktı. Ya. ya aldı da aslında zaten. Aldı aldı. Yani Belki e, hani tartışmasız MVP gibi gözükmemesini söylüyorum. Hı hı. Ama o takımın lideri ve kilit oyuncusu Burak Yılmaz'dı abi. Snyder mi, Mertens mi? Genel kariyer olarak soruyorum Galatasaray özelinde e, Genelse Snyder, Galatasaray da de Snyder ya. Evet. Snyder tamam ben... E, Snyder'ın Snyder gitmesini savundum. Evet. Savunmadım. Savundum. <laughs> Gitme, o an gitmesi doğruydu abi ama gidiş şekli yanlıştı. Hı. Onu Aynen. da gördük zaten. Bir buçuk sonra futbolu bıraktı adam ya. Yani. Doğru. Ya ben Ama onun hikayesini var. anlattım bir defa. Senle de tekrar buradayken paylaşayım. Abi şöyle oluyor. Hatırlıyor musun? O sezonun son maçından bir hafta önce Hollanda milli takımının en çok oynayan futbolcusu olmak için bir hazırlık maçı yapıldı. Ya da öyle onun için gitti Hollanda milli takımına. Diyor ki o dönem çalışanlardan birine. Ya diyor zaten getirdiniz bir tane psikopatı başımıza Tudor için <laughs> diyor. Çok çalıştırıyor yüklemeler falan. Ben diyor bunu antrenmanlarını falan kaldıracak halim yok beni zaten Los Angeles'tan istiyorlar. Ben gideceğim diyor. Şuraya da gidip geleceğim diyor Alanya maçına sonra. Kulüp de işte izin veriyor falan. Döndüğünde abi sonra sezon bitiyor. Los Angeles şiş yatıyor. Hmm. Los Angeles şiş yatınca da Snyder biraz ayak sürtmek istiyor. Yani kalsam da olura getiriyor. Ondan dolayı biraz olaylı. E, geçiyor o süreç. Ama gönderiş şekli tabii ki e, o şekilde ya gitmemeliydi. Ya adam gitmeden numarasını vermek falan. Belhanda'yı dedi. Adam daha Galatasaray'a gelmeden Instagram Hı. hesabını falan tabii, kapattı. Tabii tabii. Ya yani bende de biraz mağdura yani Hı -hı. şöyle ben Belhanda'yı futbolcu olarak çok seviyorum ayrı ama e, biraz mağdur bir insan görünmeyen dayanamıyorum. Yani konuşuyorum biraz. Belhanda da ya haksız yeri. Adamın hiçbir suçu evet, yok. Evet suçu yok abi. Suçu yok. Adam Galatasaray'a teklif almış. Tamam maddi olarak da Hakeddin'den fazla da aldığını düşünüyorum, o da doğru. Ama teklifler de vardı yani alman için zorlaman gerekiyordu. Yani biraz o mağduriyetten dolayı o dönem ekstra sahiplenmiş Ve olabilirim ama basın çok katkı verdi. O soruyu, on numarayı, şey hmm. pardon Snyder'i sormuştum ama o da çok övgüyle bahsetmişti zaten. Yani Handanın ya. öyle bir e, olayı da yoktu o. o, yüzden de adam bir sene boyunca linç yedi. E, Snyder'in muadili de değildi evet. zaten, adam bunu kabullenerek de oynuyordu. Galatasaray abi hani bu kadar küfür yemiş, ıstıklanmış adamın hala bir Galatasaraylı olarak hayatını yaşaması evet. çok acayip yani büyük bir aidiyet. Bende de şöyle oldu abi. Bende bu bilgi bilgi olarak yok. Ya yani öyle bir bilgi biliyorsun ben ya yani Ben çok zor bir iş olduğunu düşünüyorum bu arada. Her yerde de anlatıyorum. Belki denk gelmişsin Yani muhabirlik çok zor, maliyeti çok yüksek. Doğru haber yapıyorsun. Adam sana haberi veren adam sana Yalanlıyor. Ee, yani olacak istilamı tam bir saçmalık yani. Ya da olmuyor sanki sen evet. o transferi yapmamışsın gibi oluyor ama o an doğrusunu söylemişsin. O zaman ben haber toplarına pek girmem yani. Bende yoktu o böyle bir Ben sadece şunu düşündüm. Onu da yani itiraf gibi de söyleyebilirim. Ya ben Snyder'ın artık gerilediğini düşünüyordum yani devam etmesinin zor olduğunu düşünüyordum ama göndereceklerini düşünmüyordum. Ben Taraftar Biraz şey baskısından oldum. dolayı pek gideceğini Aynen yok. aynen. Taraftar bunu yedi... zaten yedirmezdi Ben <laughs> göndermek isteyeceklerinden de emin değilim. Ben şey diye düşündüm. Yani ben e, doğruyu söyleyeyim. Hani fikrimi söyleyeyim. Snyder muhtemelen yani kötü oynarsa da e, hani ben şey olmayayım yani zamanında <laughs> söylemediniz hani bildiğin şeyi saklayan gibi ya bu bilgi değil de anladım, fikrimi saklayan adam olmak istemedim. Söyledim. o adamı pat diye gönderdiler. Ben şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan falan oldum. Bir anda başıma kaldı. Sanki hani benim üstümden bir şey kurgulam gibi. Ki bu arada çok büyük yerlere de koyan insanlar oluyor. Kızan, bazen de öyle kızıyorlar. Abi medya hem çok önemli ama bir de çok önemsiz ya bir yandan. Yani bir yandan da kim takar medya ya. Bizi. Önemli olan saha içinde ne oldu, o takım nasıl kurul takım nasıl kurdu, ee, hoca nasıl yönetti? Bunlar önemli. Abi, biz Kim takar biz, medya ediyorsun artık şey biz falan... Biz üçüncü, yani. üçüncü halkayız abi. Bizim bir evet. önemimiz yok yani. Taraftarla... Ya ne dediğinin hani... bence de bu arada e, yok. Olmamalı. Hani şöyle olmamalı yönetici. Sen fikrini söylersin, yazarsın. İşte Hıncal abi bir döneme daha... Oynatardı aynen. E, yazardı, sinirlendirdi yöneticilere. Sen bildiğini devam et. Ama artık şöyle bırak senin benim ne dediğimi. Adam e, işte bilmem ne vekili diye hesap açıp yöneticiler... Onlarla iletişime geçiyor abi. <laughs> Olmaz ya. Yani bu, bu da olacak iş değil. Neyse. Medya <laughs> mahvedip sıkça yaptık. mi niesta mı? Niesta ya. Niesta. Balon doğru olmaması bir skandaldır diye düşünüyorum. Arda Turan mı Arda Güler mi? Ya, ya bu şu an Arda Turan'ın saygısızlık olmasın. O düşün, şu an şey kıyaslıyorum sadece. Arda Turan'ın 18-19'uyla. O zaman Arda Güler. Çıkış olarak Arda Güler. Ama. Türk futbol tarihinde herhangi bir Türk futbolcunun Arda Turan'la kıyaslanması şu an Hı. mümkün değil. Bence ben de. Bitirenler ya da şu an mevcut olanlardan hepsinden daha iyi geçme ihtimali olan tek oyuncu da Arda Güler. Değil mi? Yani aynı... Hiçbirinin bu, imkanı ihtimali bu, yok. Abi La Liga'da Barcelona ve Real Madrid'den şampiyonluk alıp e, finali son anda kaybedip şampiyonlar ligi finali Barcelona'ya transfer yapıp... Yani büyük olay. Yani Barcelona'nın bir numarası ya yani ve... Unutuluyor yani. Abi sadece Atletico performansı yeter yani ve... <laughs> Ben milli takımda da hep iyi oynadığını düşünüyorum. Evet, milli, milli, takımda, takımda kötü maçı çok azdır Arda'nın ya. Euro 2008'de ilerlememizi de sağlamıştı. Çok uğraştı. Daha somut bir iki başarı daha elde etseydi daha kariyerine yakışır diye düşünüyorum ama düşünüyor musun? Onu gösterecek. Evet. Ben şeyine eminim. E, iletişim, futbolcu iletişimini kotaracağına eminim. E, taktiksel fikirleri olduğunu da biliyorum ama ne kadar uygulayacak, o fırsatlar ne zaman gelecek vesaire onu görmek lazım. Ama potansiyeli kesinlikle var. Or şu an en beğendiğin yorumcu kim abi kendi dışında? Ee, en beğendiğim yorumcu. Ya şöyle söyleyeyim birkaç kişi sayacağım. Hı. Ya ben ya beraber çıkmakla zerre alakası yok. Bunu daha önce de söylediğim için söyleyeyim. Önder Özen çok farklı bir adam abi. Bence ya ben dışarıdan izlerken bir şeyler öğrendiğim bir numaralı adam. Yani bakış açısı açısından da söyleyebilirim ya da tuttuğu yerden. Yani hakikaten farklı bir adam. Mehmet Demirkol çok çok iyi çok özel bir yorumcu olduğunu düşünüyorum. Kendini anlatabilir. Hep şunu söylerim yani. Bunu Mehmet abi ne olur da söylemişimdir. Hani ben benim bildiğimi Mehmet abi'ye ver benden iyi anlatır kesinlikle. Kesin hitabeti çok kuvvetli. Kendini çok iyi ifade eden. yoldan anlatma Çok iyi ifade eden bir adam. Ee, o da boşuna yıllardır medya evet. dedi ki bence bizim önümüzün açılmasında katkısı vardır yani hıncaluç. Benim Televizyon çıktığım yaşta işte o hınca oluş da programa çıkıyordu. Evet. Çok daha büyük bir olay yani. Genç yaşta fark yaratma bakımından ve futboldan gelmeyen birinin içinden e, gelmeyen birinin yorumculuk yapabilmesini yani dolaylı yoldan bana katkısı çok olmuştur. Çok da severim zaten. Onları söyleyebilirim. Bence en önemli değil, bence yorumcular onlar. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Ee, bu sıcak 45 ederim. derece sıcakta bu programı ağzına tamamladık. Sıcak, evet. Yani e, başkası olsa isyan edebiliriz. <laughs> <laughs> Umarım arada fazla <gülüyor> isyan noktası <laughs> gelmedi. <laughs> Gözüme, falan açıyor. Şey yapayım artık. Ya. Gözümü açık tutayım diye. Diyelim. Bitir hoca. <gülüyor> <gülüyor> Bitiriyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere.